Musul operasyonu için Irak'tayız. Biz Habur kapısı içerisinden üzerinden şeye girdik, Irak'a girdik. Peşmerge ile birlikte hareket ediyoruz. O sıra bir sorun var ve Türk gazetecileri Irak ordusu istemiyor. Çok büyük bir problem. Irak ordusu hiçbir şekilde, yani embedded olarak Türkiye pasaportlu, Türkiye'den gitmiş, Türkiye'deki bir medya kuruluşunda çalışan bir gazeteciyi yanında istemiyor. Operasyona sokmuyor, operasyon sahasına sokmuyor. Yani şöyle bir ayrımı var. Yani bizde çalışıp Türkiye'li olup uluslararası bir ajansta çalışan gazeteciler için sıkıntı yok. O ajans Irak devletinden gerekli izinleri alıp çalışanını operasyon sahasına sokuyor. Ama bizim gibi durumda olan arkadaşlar için büyük bir sorun. Şeyde çalışamıyoruz. Irak ordusuyla birlikte çalışamıyoruz. Ama Irak ordusu şöyle bir şey yapıyor. Gazetecileri alıp yani direkt operasyon sahasına götürüyor. Cayır cayır bir iş. Bütün dünyada fotoğraflar dönüyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de Peşmerge ile birlikteyiz. Peşmerge'nin arkasındayız. Peşmerge genellikle savaşmıyor. Yani nasıl bir iş? Bir yer var, bir köy var. Köy alınacak. İlk önce belli yerlere koordinatlar veriliyor. Uçaklar vuruyor. Topçu atışları bizim üstten de başıkadan da topçu atışları vuruyor. Tamamen boşaldıktan sonra Peşmerge gidip köyü alıyor. İşte fotoğraf hiçbir şey yok. Ve günlerdir bu şekilde devam ediyor. İş çıkartmak için uğraşıyoruz. O cepheden bu cepheye gidiyoruz. Yok, yapabilecek bir şey yok. İşte bu büyük kasabalardan bir tanesinin öncesinde bir operasyon var. Bu operasyona gideceğiz. Peşmerge ile birlikteyiz yine. Bütün gazeteciler için kasabanın ilk girişinde büyük bir duvar var, büyük bir engel var. Bu engelde bütün herkes duruyor ve aynı zamanda işte burada sağlıkçılar var, yemek var, birçok şey var. Cephe hattına da buradan sürekli takviyeler yapılıyor. İşte bir yolunu bulup bu hattın ön tarafına geçtik. Ön tarafında ilerideki cepheye yiyecek götürecek bir pick-up'a atladık. Ben varım. Bir Türk gazeteci var. Bir de Amerikalı gazeteci var. Üç kişiyiz. Pick-up'ın arkası yemek, su ve benzin dolu. Sorduk ama adamları giderken. Dedik ki bu yol güvenli mi yani? Nereye gideceğiz? İşte kasabaya gideceğiz. Yol güvenli mi? Tabii ki abi güvenli. Hiçbir sıkıntı yok. Atlayın. Gidiyoruz. Gittik. Bir işte dağ yolundan gidiyoruz. Yol tamamen yeni açılmış. Yolun her tarafında kırmızı bayraklar var. Yani yolun dışarısına çıkma. Mayın var. Şöyle bir durum var. Bu cephe hattı neredeyse 15-20 kilometre ileride. Biz oraya ulaşacağız. Ama bir yarma harekatı yapılmış öncesinde. Bu yarma harekatı yapıldığı için sağda ve solda halen IŞİD'liler varmış. Tabii biz bunu yolda öğrendik. Şöyle işte bu tam gaz devam ediyoruz yola. İşte derken bu kasabalardan bir tanesine yaklaştığımızda araçlar çapraz ateşe tutuldu. İnanılmaz bir ateş var. Kafamızın üzerinden mermiler geçiyor. Arabaya sürekli işte şey vuruyor. Arabanın kaportasına, maportasına sürekli mermiler isabet ediyor. İnanılmaz kötü bir ortam ve son sürat gidiyoruz. Sorun şu, biz arabanın bagajında saklanamıyoruz. Çünkü şey var, yani oturduğumuz yer aslında yiyeceklerin üstü ya da benzin deposunun üstü. Kendimizi, yani siper alabileceğimiz bir yer yok. Kask var kafamda ama yani hedefteyim. Şöyle bir şey yaptık arkadaşlarla birlikte. Yiyecekleri attık. Araba devam ediyor tabii, dengemizi sağlayamıyoruz. Yiyecekleri attık. Kafamızı saklayabileceğimiz bir yer bulduk. Sakladık. Yaklaşık 5 dakika boyunca bu ateşin içerisinden bazen durup bazen geri bazen ileri bazen işte tam gaz giderek cephe hattına gittik. Ama işte giderken işte Kürt arkadaş sürekli bağırıyor, çığlıklar falan atıyor. Amerikalı değişik bir halde. Herhalde ben de değişik hallerdeyim. Çünkü gergin bir ortamdı. Bir cephe hattına gittikten sonra arabadan indik. Araba delik deşik. Tekerlekler patlamış.
Ve arabadan atladım. Dizlerim tutmuyor. Tabii diğer arkadaşların da hiç kimsenin dizleri tutmuyor. İşte bizi oturttular. Tabii peşmerge yine zırhları almış bir tarafa koymuş. Çayı demlemişler. Çay içiyoruz. Yani gittik. Bu kadar sıkıntı çektik. Akşama kadar çay içtik. Sonra akşam aynı yoldan geri döndük.